Arkadaşlar video kanalımıza hoş geldiniz. CG videolarıyla devam ediyoruz. Aralarda tabi araba videosu serpiştirmiş olmam lazım diye tatmin ediyorum kendimi. Motorla lastik tamiri yaptık. Vlog çektik. Sonra ben gezdim. O video var. Şimdi ne yapıyoruz? Basıyoruz. Göster motoru. Basıyoruz. Elciklerimiz değişiyor. Arka fındıka motoru takıyoruz. Öyle basıyoruz. Daha sonrasında videoyu denk gelir mi bilmiyorum. Ön kafa değiştireceğiz. Motoru göster şöyle dört tarafını abi. Temizlendi, atlandı. Teker makinesi. Teker makinesi. Allah bir daha geleceğim şimdi tekerin içine nasıl geliyor ama. Ya bir şey iyi bu. Hani araba kullanırken hissedilen aslında şu olur ya, altında bir lastiğe bir tüy şahin vardır. Hafiften yağmur çiselmiştir. Virajı derken tatlıca bir yan koyayım dersin. Böyle koyarsın, tatlı tatlı gider o araba. Sen onu hoşuna gider, zevk alırsın ya. Bunda da öyle şu an. Giderken böyle debriyaj bir çok atık koyuyorum bir yere, tamam mı? Bak harbiden bak, çok güzel oluyor. Geldi. Şey nasıl olur? Bu da geldi. Motoru basacağız bugün. Sonra bastan sonra videolar çekeceğiz. Mehmet'le bir şeyler yapacağız. Yürümek zor değil mi? Sen niye söylemedin ben seni gelip alsaydım? O yüzden Mehmet kardeşim bugün motoru basarken ben de kameramanlık yapıp videoyu size göstereceğim. Motoru geri aldı ya. Hadi bakalım sen başla Mehmet. Ondan sonra aranızda şey yaparsınız. Videoları gevşetmişti. Bence ilk önü basmalısın. Bence arkayı basacağım. Kardeşim bence ilk önü bas. Ben arkayı basmalısın. Tamam. Ne halin varsa gör. Önü bas. İlk arkaya bas deseydim önü basardı. Eminim buna yani. Cıvataları gevşettiğim için önce burası. Ne ceplerine ne? Uzun elme kapaksız yok mu hiç burada? Çok vermişsem de aslında hiç vermedim. I am really bakire. Biraz peki bir şey diyeceğim. Hiç konumuz üstümüze vazife olmayan bir konuya değineceğim şimdi. Dilan Polat hakkında ne düşünüyorsun? Demiş ya vitaminlerimi verin diye. Ya oğlum kalk yat aşağı. Ya koy boş ver gitti. Ne Dilan Polat kaldı artık. Burada da şampuan kutusu vardı. Allah aşkına o şampuan kutusu nerede? Senin Dilan Polat mı dediğin Doğukan? Attık mı? RS'ye yazıyordu. DP yazıyordu. Dilan Polat. Mesela o amasörleri takamayacağız şu an. Yani takamayacağız dediğim o amasörleri aşacaksın. O motorun arkadaşlar benim bu herkes biliyordur bilmiyordur ben anlatayım yine. Bizim AU7'deki yaptığımız sistem. O zaman Okan yapıyordu. Bu amasörü açıyorsun güzel kardeşim. İçindeki yaymayı ne varsa alıyorsun. Yaymayı çıkar. Ha, eğer ben tatlı basık istiyorum dersen. Bu şahsiyette öyle bir şeye uğraşır mı? Hayır ben eğer tatlı basık istiyorum dersen bu şekilde tat. Ama biz dip oğlu dip. Sürüngen. İşte onu Okan bilir. Öyle değil o. Öyle açılmıyor. Bunun altını sabitliyorsun. Hı. Üstünü döndürüyorsun. Mengeneye gel. Tamam açtım. Nasıl açtın ya? Salak boşa döner öyle bir saat döndürürsün. FM olması da yeter. Edit koyacağım burada. Gel. Mengeneye gel. Allah'tan şu mengene var ha. Ataç yok kanka. Koy. Bu böyle sıkıyor. Tamam. Böyle çeviriyorsun. Hayır. Sadece üstünü bana çevireceksin sadece. Oraya bir tornavida takarak. Ama ince takarsan tornavida yamulur. Bu ataç yokmuş adamda. Kanka ataç yok. Çakmak istersen var. Ataç yok ama çakmak var. Ataç. Sen ben yakabilir miyim? Geri vereceğim. O zaman yok. Ben bunu elimle de çeviriyordum dedim. Pismam geri vereceğim ya. Pismam ne? Bunu arkadaşlar açıklarsam onu sana vereceğim. Ya birader bir tane dil işte. Kürtçe'de şey demek. Ne demek? Amcaoğlu demek. Kuzen demek. Ha. Başka neler var sende? Rusya, Fransızca. Brete var. Ayan var. Ayan. Pismam birader. Yamanlar ağzı. Tamam. Ayan da Yamanlar. Ya bu çıkmaz ha. Ayan Yamanlar o çıkıyor. Değil mi? Ondan sonra şey var birader. Brete var. Çamlı bir çocukları. Ha. İşte birader. Bir de bunun farklı bir yöntemi de olabilir bilmiyorum. Bir şeyden onu yapıyorduk. Hatırlamıyorum şu an eski. Ucuyan diyor pıt diyorlardı. Ha pıt pıt ne bileyim. Bu eski Google'a YouTube'a girsene bizim AU7'yi basma videosunu açsana nasıl yapıyorduk ya. Ya bile hiç uğraşamam şimdi. Allah Allah. Çok vermişsem de. Vermemişimdir. Sen vermişsin. Tam zıttı da olabilir ha. Bilmiyorum yukarıyı tutup aşağıdan da açıyor olabiliriz. Bir yerden açılıyor da. Çıkıyor şu an. Ben hissediyorum onu. Benim bir fırlatacak gelişimi gördüm. Valla. Doğukan hatırlıyor musun? Benim canavar fırlamıştı burada. Deko nerede?
Dudağı patlamıştı. Dudağı patlamıştı. Helle yapıyorduk şurada. Helle polisaj yapıyorduk. Yine ulan ne eski videolar var. Salağın bir dudağı patladı. Harbiden ama bir yağdı dudağını bile de aklın gider. Ben dedim ağzım falan kırıldı. Gittim koştum aynaya baktım. Aynen amcadım öyle. Öyle mi? Yani bir şekilde açılıyordu da. Dönüyor. Bop! Şey var ya. Puf patlama efekti. Onu koyacağım buraya. Şaşırsanıza. Ne yapalım? Bir şey adam dömeye basıyor ya bir şey. Puf diye patlıyor sana her yer. O zaman 1, 2, 3. Mehmet önü bastı. Efendim bir şey yapılan bir şey yok. Ön yayları çıkardıktan sonra geri aynı şekilde vidalarını geri takıyorsunuz arkadaşlar. Anam doğru gelmiyor. Beyin gitti bileler Okan'a gidiyoruz kafamız zaman. Şuraya baksana yarım saatte şey yapıyor. Bırak. Aynı şekilde vidalarını geri takıp ondan sonra da sıkıyorsun. Ön yerle bir oluyor da bu sakal yeri değer 1. 2 orta sehpanın menşteki dibinde var mı? Bitir, içebilir miyiz? Konuşamadık ki. Biraz şimdi şunu basalım. Ben eve kadar çıkayım motorunu. Evi kapatayım, yarın hallederim onları. Neyi halledeceksin? Ben 2 dakika. Ömrüm aşka. Ya hadi bir daha ver. Tam şarkı söyledi. Videoyu açtım sustu ya. Profesör hala fındıklarla uğraşıyor. Getir kocacığım. Biz diyor elitiz. Biz çingen seviyoruz ya. Abi biz çingen seviyoruz. Valla sinirlendim zaten. Neyse. Ben gitmiyorum diye. Ne var diyor. Karşaka mı için? Yok kardeşim biz çingenlere takılmaya gitmeyeceğiz. Başka bir insanlara takılmayacağız. Deyip de. Deyip de. Siz şey yapacaksınız. Hadi kocacı. Öyle açın be kadar. Sandık kocacı. Bastık kocacı. Bir de beni çekiyor ama ya. Beni çekiyor ama bak. Vallahi bak. Ben hiç arabada roman havası açmış mıydım? Açmışsın. Hayır ilk ben açmadım. Onlar söyledi ama. Bak ne zaman sen onu orada beklesem, Beko'yu beklesem. Aşağıdan geldiği şarkı ne biliyor? Hadi kocacığım. Arabanızda bir de oynamaya bile geliyor ha. Bir de ben ama yani herhangi bir ortamda bir şey de direkt açmıyorum. İlk önce insanların nabzını yoklayıp ona göre. Roman dinleye dinleye yemin ederim ya. Mehmet'te ne yapsın işte? Toki'den aşağı iniyor. Arkadaşlar hala yapılıyormuşlar. Ben bilmiyorum ara videoya başlıyorum. Şu arkaya geçerken başlayacağız yine. Evet, arka takıldı. Of, dehşet durdu ha. Şu an nikelajlar çok güzel duruyor motorda. Biz yaparsak söndüremez. Sen kafayı değiştirsen oğlum. Ön kafanın da sıfırı var bu kırık arkadaşlar. Bak anahtarlar burada Mehmet. Terbiyesiz arkadaş ortamı. Arkadaşım beni kendisi çok terbiyeli. Evet salak. Ya yok ya rencil mencil. Nasıl yok? Bende var. Nerede var? Senden aldın mı 10 tane? Yok. Satmadım ben son 10 tane rencil. Niye yalan söylüyorsun?
Yok. Nasıl? Hadi bakalım o büyük an geldi şimdi. Çift ayakla kapatın. Yerleri durma kapatın. Çift ayakla kapatın. Ben video ayağını çek. Fotoğraf çekeyim, video çekeyim şimdi. Yürü. Motor bana niye ilerek geldi? Nasıl ilerek geldi? Koltuk mantık yok, üzere yok önüne. Hayır, bir ön çok kalkık ya. Koltuğu tak bakayım salakta. Evet, var mı motor? Arkası kalkık değil, motorun önü kalkık kaldı. Evet, motorun arkası bence çok iyi, ellemeyin. Arka çok güzel. Kafa kalkık kalıyor ama kafa güzel oturdu. Kafa oturdu, tam oturdu. Başka payı yok da. O bu nasıl depo takımı? Ne değiyor öne? Korna değiyor değil mi? Hayır. Bırak koltuğu. Bırak, tabii, bırak koltuğu, bırak. Şunu kaldır. Gergin anlar. Bisiklet bulun. Kaldır ama ya. Bırak gel. Hadi bir de. Hadi bir de. Otur bir de. Oldu mu? Onunla alakası yoktu ki onun. Var. Hayır Mehmet, onu takar. Abi size koltuk yok ki kafası kalkık kalıyor. Hayır bir bak girmiyor girmiyor. Bu oturuyordu çamurla. Ben zaten en başta görmüştüm bunu. Direkt geldi zaten aklıma. Bu oturuyor. Bu motorun koltuğunu nasıl takıyorsunuz ha? Depoyu da takalım aslında. Elleme bile. Depoyu taktık biz. Kurcalama. Bir yani siz gene kaldıracaksınız tamam mı? Ben şu alttan şunun hayır civatalarını sökeceğim. Hı. Bu demiri alacağım muhtemelen. Oğlum burayı sökersen motorun önü bomboş kalır. Berkat baksana. Anladım ben dediğini de değiyorsa da yapacak bir şey yok. Çok kötü durur ama bomboş. Uydurur önce ya. Bir de kafayı böyle o zaman aşağı. Eğeceğiz zaten şu an çok yukarıda duruyor. Ben sökmek için yaptım. Kafan iyi mi? Ya onun oraya değmemesi lazım. Senin yanlışın var Mehmet ya. Bilader değiyor, al işte indirdim oldu. Bak şu an takmaya çalışayım, takılmıyor. Al plastik kes o zaman. Al, bak girmiyor şu an. Oturmuyor şu an buna. Şu an bu buna oturuyordu demin. Demin anladım. Böyle duruyordu. Tamam mı? Bu şekilde. Şimdi bak demir aşağı indi. Tamam da ben sana şöyle söyleyeyim. Ben amortisörden bakıyorum. Bir dakika kaldır motoru geri. Bir dakika hiçbir şey yok. Ben çamurlukla şu an amortisörün boyuna bakıyorum. Kaldır motorun kafasını geri. Tak şimdi birer geri onu. Tamam ya tak. Geri oturtur birer. Bak birer. Bak yamuldu gene gördün mü? Oturdu. Buraya oturdu. Tamam otursun o öyle kalsın o da. Tamam ben kaldırın o zaman bir daha plastiğini takayım. Ama kırılacak o. Yolda giderken mesela amazon vuracak ki kırılacak. Demek istediğim de o zaten. Oğlum ben 3'teyim tamam mı? Bu salak 1'de kalktım diyor, ben 3'te kalktım motorla. 3'te normal gidiyoruz, bu 1'de gidiyormuş, ben 3'te gidiyorum. Ben 3'te asıldım, bu 1'de uzadı uzadı gitti. Çok da bir fark vardı. 3'teki o motor öyle bağırdı mı? Harbiden zevk gibi gidiyor. Ben çıkalım da. Çıkalım. Bundan sonra takip edelim. Anahtarına tamam mı? Hı? Anahtarına. Ya tamam. Anahtarına. Ya lan bu kapısını görüyor musun? Bana ne olur mu? Bu anne gidiyor böyle. Koy. Biler onu tak sen tak. En fazla bir santim oluyor. Görüntü bozmuyor. Motorun çamurluk boyu bütün her şey aynı. O çok engel olmuyor. Sana o demir kasıyor sadece. Tamam hadi tak kafayı da birader. Sıfır kafa da burada arkadaşlar.
Koltuğunu takar, çamurluğu kesmeye gerek var mı? Keseceğiz değil mi? Arka çamurluğu keseceğiz. Tamam, onu ben keserim şimdi. Siyah camı takayım mı? Ben sallarım takayım. Siyah camı tak. Bence takmıyorum. Siyah camı tak motora. Şimdi bir de, ha gerçi var bunun üstünde geliyor değil mi? Bütün hepsi geliyor onun üstüne. Aycan'dan aldıysan gelir yani. Arkadaşlar şimdi motoru biz konakların işlem yapıldığı için fazla basıldı. Bu bizim ledlerimizin tesisatı. Daha önce kalktık diye Mehmet düz geçirmiş. Bunlar o yüzden değişecek. Çıkmaz. Sabit o. Çıkıyor o, hareket eder o. Çıkmaz. O sabitti, ben içine geçirdim. Tam o yuvarlığa diyorsunuz değil mi? Kabloyu çekeceksiniz. Altta yuvarlak geç var, kabloyu geçir, çekeceksin kendini. Kablo tesisatı da bu şekilde çıkıp iptal olup çamurlu kestikten sonra yanlar almamız gerekiyor şu yanlardan. Şimdi çamurluğu kesmemiz lazım çünkü iki kişi bindiğinde motor iki lastik kişi değil, bir kişinin de bindiğinde bile tam oturuyor. Yani normalde fındık alıp şey yaptığınızda, motoru bastığınızda buna gerek yok. Ama biz fındığı işlem yapıp daha da bastığımız için bu basıklık bizi kurtarmıyor çamurlukla. O yüzden çamurluk aramıza veda edecek. Ve bunun için hazırlamış olduğumuz bir adet taşımız ve canavarımız var. Fındığı niye söküyorsun ya? Fındığı sökersen lastiği oturur. Hayır, buradan kaldı. Şasiften kaldıracağız mı? Çift ayetli motoru. Çift ayetli. Kaldır o zaman. Tamam, bırak çıkar mı? Çıkar, açsın motorun aşağı lastiği. İndir kabloları de. Kabloları kurtar. Kabloları kurtar değil. Şunu kapat, dur, ha. Dur. Dur oğlum, elim var arada ya. Şunu kapat ha. Ayaklı Derek kapat, yan ayaklı. Oğlum elim var arada. Elini çek o zaman bir. Bırakırsan çekeceğim lastiği. Siz niye anlaşamıyorsunuz lan? Sorunlu çocuk ya. Ayaklı kapatsana, yan ayaklı. Ya ona gerek yok. Bak hala da elini veriyorsun. İndirsene sen yan ayaklıkta, ne işin var oğlum evet, senin? Evet, sen ayaklıkta ne işin var Okan? Ha, burada ikisi de sürtüyor, ben burada da sürtüyorum. Ya oğlum ya. Bu sinyal buranın lan, şu sinyali o tarafa. Çek çıkardım ben, bırak. Stolun şeyini de çıkaracağım. Çıkarma ben. Niye çıkarıyorsun? Tam buraya kadar gelmiş. Tut bir daha şöyle. Nereye tutayım? Motoru yanlış. Peki bunu buradan mı geçiririz? Fark etmiyor, bizim keselim ilk önce de. Doğukan o motoru en dibeye alsana, şimdi oraya arabaya gelecek her şey. En dibe al şu kenara. Ya ben böyle kesiyorum. Doğru mudur? Herkes bakayım mı? Ne oldu? Abi şuradan şöyle başla ne? Bir. Bunun ne oldu? O motorun şey değil de ki, helleydi bizim yüzüme buradan. Helle değil ya, canavar taşı burada patladı ya o. Kırıldı ya da ya. Ya bir şey olmaz ya. Bir daha nereden keseyim? Tam abi neresi? Buradan böyle bir gel. Oha çok gitme oraya kadar. Sonra koltuğu takınca geride kalıyor. Amca olur şuradan kes sen. Olmazsa bir daha keseriz. Fındığı tak bir köyüncüm. Sıcaktır ha, şey yapma fazla. Canavarı verir misin sen? Birader tıraşlamasını boş ver, değecek o zaten yine. Bir yerler değecek, ne yakalayacak? Bir şey değmese de bir görelim bir canlı. Bir daha uzatabiliriz şeyleri. Aşağıdan mı çıktı fındık? Bırak mesela, kaldıracağım. Tamam, girdim. Motoru otursa hep bazen indirin. Üstünü yüklenin, oturun. Canavar kullanmayı da unutmuşsun ki, bir de. Tamam. Ledler nerede? Ledler. Motoru tutsanıza. Ben yakıcı durmuyor mu bir de bu? Bilmiyorum, daha sıkmadık. Bu tarafa yaparsın, sola kır. Sola yaparsın. Sola kır. Bir şey değil mi sana? Kalkıyor. Fındık şey, fındık çıkıyor.
Plastiği çıkmam, plastiği. Çıkar. Plastiği yok onun içinde. Tam plastiğine gerek yok. Şu motor orta sefaya kaldı mı ya? Kalsın. Dur, bak, bir, dur. Motor, bak dur oynayınca bir. Bak lastik hala çıkıyor. Bu tarafa da değebilir mi diye tereddüt ettim. Hayır bilelim, fındık takılı değil ya, o yüzden. Bir dakika, fındıklar eşit olmamış galiba, ona bakıyorum. Şu an motor böyle duruyor ya, bak bunun daha böyle olmuş. Tamam benim ha, A7'de de, hayır benim de ne? A7'de de aynı sistem vardı. Fındığın biriyle diğeri karşılamıyordu. Tamam, iyi bilelim. Tamam. Evet, böyle elektrik iyi. Tesisatını ayarlayacağım, gidecek gerisi. Biraz çapakları alalım ama, sökün o fındıkları yine. Çapakları yandan tıraşlayayım, güzel görüntü dursun. Yani bugün fazla yüklü biri olsa da çapak patmasın. O çapağı temizleyeceğiz arkadaşlar şimdi. En son uğraşlar sonucu motor toplandı. Evet, takımları topla diğerlerinde, bir daha yerdekilerde götür içeri çekicimek için. Nasıl yok? Plakalık değil güzel kardeşim. Evet plakalık. Çünkü motorun çamurunu kestik. O oradan biraz gönye kaymıştır. Onu düzeltirsin elini. Bu tarafa yamuk diyor. Biz o tarafa. Mehmet ince yerde sonra yaparsın evini. Bir de sen bağırma, dur. Bekle, buradan direkt eve gidersin. Şuraya getir, koy aynı şekilde. Ya da kalsın orada. Aç kolu, tane bir fotoğraf alalım burada da. Zaten videomuz için de kapanışı gerçekleştirebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir de basık sürüş videosu çekeceğim ben bununla. İnce ince böyle tadında. Ara gazlı geze gideceğiz. Allah'a emanet olun, kanala abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.